Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere AliExpress'te pazarlık bir ürünü ödeme ekranında nasıl bırakırız? AliExpress hakkında genel bilgiler vereceğim. Videoyu hızlandırarak izleyebilirsiniz. Sıkıntı yok ama vereceğim bilgiler önemli ve faydalı olacak bilgiler arkadaşlar. Bu arada sakalı da kestik, biraz değişik görünebiliriz. Neyse, biz şimdi konumuza geçelim. İlk önce arkadaşlar AliExpress güvenilir mi? Onu bir irdeleyelim. AliExpress güvenilir arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Ben yıllardır kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yok yani. Gerek ürün gelmediği zaman geri ödeme olsun yapıyorlar. Hiç dert etmeyin yani arkadaşlar. Kullanabilirsiniz. Uygulamasına girdiniz. Ekrana sizi yansıtmayacağım arkadaşlar. Gerek olmadığını düşünüyorum. Konuşmadan da çıkartabilirsiniz. Kullanımı kolay. Birazcık inceleyin arkadaşlar. Bakın böyle. Ben bunu önceden dolar olarak kullanıyordum arkadaşlar. Para birimini. Ama doların artık çarpması biraz zorlaştığı için TL'ye çevirdim. Fiyatları TL olarak görmenin benim için biraz daha faydalı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Kolaylığıma geliyor. O yüzden dolayı para birimi TL olarak seçtim. Peki kayıtta adres bana yorumlarda yazanlar da oluyor arkadaşlar. Adresi falan kaydettirememişler, yazamamışlar vesaire. Arkadaşlar adreste İngilizce'de bildiğiniz gibi şey, i gibi tarzında şeyler yokmuş. Yok. O yüzden de onları yazarken o harfle dikkat ederek yazıyorsunuz. Tamam da şöyle bir durum var. Küçük harfle yazınca sıkıntılar çıkıyor arkadaşlar. Kabul etmeyebiliyor. Ben büyük harflerle yazmanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle ben mesela adresimi hepsini büyük harflerle yazıyorum. Mesela nokta nokta mahallesi, bilmem ne bölü, bilmem ne sokak, no, noktalı, iki nokta üst üste bir sayı işte. Atıyorum Başakşehir, İstanbul. Bunlar mesela büyük harfler arkadaşlar. Ben burada TC kimlik numaramı vermiyorum arkadaşlar. Çünkü paket üzerinde de yazdığı için gerek yok. Ben oraya hepsine böyle bir 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 diye ekledim. O neden lazım oluyor arkadaşlar? Çünkü Türkiye'de vergi alıyor arkadaşlar. Ödeme sırasında vergi alıyor ve gümrükte bir dakika. Allah Allah. Bir dakika lan, dolaptan kupon gelmiş ha, 20 lira. Geçen de 25 lira gelmişti. Onu kullandım vallahi gece pek uyumadım. Ürün seçtim. Aha, alt limitiz 20 TL indirim. Ne zamana kadar geçerli? 26. Ayın 26'sına kadar. Bu ayın. 25'indeyiz. Sabah 7'ye kadar. İyi bir ürün. Oo, iyi lan. Valla iyi lan. Bu aralar kupon da atıyor ha. Bakalım 20 lira ne alsam acaba? Bakalım ya. Bir dakika arkadaşlar. Neyse, konuyu ben bölmeyeyim. Şimdi AliExpress'te kayıt olduk. Güzel. Çok güzel. Ürün bulduk mesela. Tamam. O da güzel. Satıcılarla nasıl pazarlık yapacağız? Bak şimdi gençler. Ben bir tane videomda pazarlık yaptığımı anlatmıştım arkadaşlar size. O ilgi gördü birazcık. Sorular geldi. Ben de o soruların üzerinden bir video daha çekeyim diye düşündüm ve şu anda çekiyorum. Mesela atıyorum. Ne olsun? Ne olsun mesela? Ne yapalım? Nerede burada? Ne bileyim, herhangi bir ürün mesela. Lazer diyelim. Al lazer. Bir tane alacağım mesela. Gerçi bir tanesini indirim yapmıyor. Aşağı yukarı 5-10 tane alırsan anca indirime razı oluyorlar arkadaşlar. Böyle fiyatı düşük ürünlerde bak, 23 lira 25 TL. Adama ne kalıyor ki burada? Yani. Fazla almanın artı yanı şöyle bir de arkadaşlar. Gönderi ücreti, kargo ücreti alıyor ya. Orada bir düşüş yaşanabilir arkadaşlar. Mesela 50 liraya bir ürün getireceğine 2 ürün getir, 3 ürün getir. Ne oldu? Genelde totalde ödeyeceğin miktarı o adede bölersen ucuz almış oluyorsun. Bir tane alırsan pahalı geliyor işte. O sıkıntısı var. O bak, bu gönderi ücreti olmasa bir tane alırsın. Ama bu gönderi ücreti olduğu için 2-3 tane almak zorunda kalıyorsun yani. Şahsen ben öyle yapıyorum. 2-3 tane alıyorum yani aynı üründen. Ne yapıyorum? Çevremde varsa alacak kişi. Yok abi sen alma bunu kardeş, ben aldım. Aynı fiyatı sana veriyorum. Tabi riskli yani, satamazsan ne olacak ki? Satamazsan kalıyor elinde. Yani dolap tarzı yerlerde satılabilir öyle yapıp. Bir de ekstra da vergi ektiniz zaten üstüne. Bir de dolabın da aldığı komisyon var. Derken risk yani. Bu doların yüksek olması herkese vurdu yani. Bu AliExpress piyasalarını da vurdu. Tamam, ürünü seçtin. İlk önce yazacaksın satıcıya. Usta, indirim yapabilir misin?
genelde kabul etmeyecek. Sayıyı attıracaksın. Ya böyle ucuz ürünlerde etmiyorlar arkadaşlar. Kesin de yok. İndirim yapmıyorlar ya. Vallahi tık. Yapmıyorlar. Sıkıntı. Ürün pahalı olursa belki yaparlar. Diğer türlü kesin de yapmıyor. Çünkü kazancım burada ne ki diyor. Ya kazancımız yok diyor. Düşük kar ama karla satıyoruz de diyor işte. Öyle. Gerçi de adamlar düşük karla satıyor büyük ihtimal. Belli olmaz. Kargo ücretini ücretsiz yapamıyorlar. Çünkü AliExpress'in kendi belirlediği bir kargo ağırlık ölçüye göre ücret alıyor arkadaşlar onlardan. Ürün pahalıysa ürünün fiyatını ekleyip böyle ücretsiz olarak size yansıtabilirler. Diğer türlü yok. Şimdi ödemede nasıl bekletiyoruz? Mesela bir ürünü. Mesela adam kabul etti. Tamam indirim yapacağım. Siz ama hemen ödemeyin. Ödemede bırakın diye size bildirim gönderiyor. Siz de lan nasıl bırakacağım diye düşünüyorsunuz illaki. Ne yapacaksınız biliyor musun? Ödemeye geliyorsunuz ya kart bilgileri falan yazıyorsunuz. Orada sanal kart bilginiz yazın. Sanal karttan 0 TL olsun arkadaşlar. İçinde para olmayacağı için ne olacak? Ödeme gerçekleştiremeyecek ve sana belli bir müddet verecek. Şimdi öde diye orada buton çıkacak zaten. O işte ödemede bırakma oluyor. Bu kadar. Sonra satıcı sipariş kodunuzu yollarsınız. Tamam ben ödemede bekletiyorum. İndirim yap diye geri bildirimde bulunursunuz. İndirim yap yapar o da. Sonra ödersiniz. Şöyle bir durum var. Eğer üründe ödeme sırasında vergi alınıyorsa vergili miktar da indirim yapmadan önceki miktardan hesaplanıyor arkadaşlar. Onun üzerinden indirim yapabiliyor şey alıcı satıcı. İşte öyle bir şeyi var. Ama en azından indirim alıyorsun kardeşim. Her türlü öyle. Sonracıma ürünler ne zaman geliyor? Önceden en az 30 günü bulan gelme sayıları artık 20 güne kadar indi arkadaşlar. Şanslıysanız 15 gün içerisinde de gelebiliyor. Benim AliExpress'te en erken gelen ürünüm tabi yıllar önce 3 yıl olmuştur. 800 günde arkadaşlar. Gerçekten 800 günde elime ulaştı. Şaşırdım ben de. Hatta sırt çantasıydı o. Şurada duruyor sırt çantasını göstereyim size ben. Bir dakika gençler. Sırt çantasını göstereyim. Bu. Bu tam 800 günde geldi arkadaşlar. Bu. Aynen bu bayağı iyi çanta. Beğenerek de kullanıyorum. Ah, tamam. Öyle yani. Bunu da 0,01 dolara aldım. Benim ürünlerim meşhurdur arkadaşlar. 0,01 dolara aldım ürünler. Almak kolaydı arkadaşlar eskiden AliExpress'te. Ya popülaritesi azdı. Rekabet düşüktü işte. Yetişebiliyordum. Jeton verip yetişememeye başladım. Artık olmuyordu yani. Öyle yani. Ya fırsat zamanında değerlendirmek lazım. Zamanı yakaladık biz de o gün, o yıl. 2017 idi sanırım. Aynen 2017 yılında yakaladık. İlk siparişim de mouse'tu arkadaşlar. Şu Stealth serisinin Kinzu V3 mouse'uydu. Bundan sonra her şey bunun üzerine başladı böyle. Lan Türkiye'de çok pahalıydı anasını sattım mouse'u. Bayağı pahalıydı. Kafa yordum ben. Lan nereden alsam? AliExpress'te çok ucuz görüyorum böyle. Ya 20 dolarda 3 dolar bir şeydi ya bu. Yani dolar. 2017'de kaç paraydı dolar? 2 küsür liraydı sanırım. 20 dolar, 40, 50, 60 liraya geliyordu aga. AliExpress'te 60 liraya geliyordu. Bir de vergi de yoktu. Çünkü belli bir doların, euronun altında olduğu için vergi de yoktu. Ücretsiz kargoydu. Tertemiz 65 liraya almıştım ama olsa. Türkiye'de 200 küsür liraydı yani. Allah. O günden sonra AliExpress'teki maceralarım başladı işte. Ne bileyim. Öyle yani. Aldık. Video dediğim gibi hızlandırarak izleyin. Daha iyi olur. Şu an ne aklıma, bakayım ne anlatacaklarım. Aklımın doğaçlama olduğu için. Zamana göre gelişiyor. Bakayım. Ne, her şeyi anlattık ya. Kayıda kadar, pazarlığa kadar, bedava ürüne kadar.
Başka ne var? Artık ya şimdi de bedava veriyorlar. Şimdi de veriyorlar ama sıkıntı. Zıplama yapacaksın da bak jetonlar kısmına tıkladım şöyle arkadaşlar. Hopey Money var. Hopey Money. Hopey Money diye yazıyor. Orada sıçrama yapacaksın da belli bir sayı ulaşacaksın. Belli bir gün sonra ürünler var. O ürünleri sıçramayla alabiliyorsun. Biriktirdiğin sıçramalarla. Mesela benim 272 tane sıçramam var. 4 gün sonra ve başlıyor tur. Ben bunu artık 5000 nasıl yapacaksam 5000'de bir tane ürün var. Onu almak istiyorum. Yapamam büyük ihtimal ya. 5000'den hani yuh. Sürekli oynamam lazım. Sıkıntı yani arkadaşlar. 4 gün içerisinde ben bunu yapamam yani. Yok abi yok. Neyse gençler. Lan en azından şey vardı ya. Hop sıçrama yapamazsan jeton kullanabiliyordun. Onu da kaldırmışlar. İlla ki sıçrama kullan. İlla ki sıçrama hakkını kullanacaksın. Hay satayım dedim ya. Bak sıçrama zor olduğu için burada rekabet azdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani yetişebilirsiniz. Bence şansınızı deneyin. Sıçrayın. Orada 2x olayı da var. Takım kuruyorsun. Mesela evinde 2-3 kişiyle birlikte oynarsın böyle. 2x 2x hop tertemizden hızlı yine kasarsın. Büyük ihtimalle öyle yapanlar yetişebiliyor zaten. Bence öyledir yani. Başka bir şey yok anlatacağım. Gençler video sakin oldu. Doğal oldu. Samimi oldu. Güzel oldu. Beğeni bir like'ı fazla görmeyin gençler. Abone olmak isterseniz olabilir arkadaşlar. Abone şeyi yok, sıkıntı yok. Ama abone olursanız yeni videolardan erken haberdar olabilirsiniz. Abone olmazsanız artık böyle YouTube'da ararsanız mesela şu an AliExpress'i aratarak geldiğiniz büyük ihtimal öyle ancak karşınızda çıkarım. Diğer türlü sanmıyorum. Abone olanlar varsa da bildirim zilini açarsa memnun olurum. Ve tabi Telegram grubumuz da var arkadaşlar. Telegram'da. Orada da 700 küsür kişiydik. Onların arasında da bulunmak istersen de aşağıda linkim var Telegram. Ona katılabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Burak @TR Power. Burak TR Power yazınca da çıkıyor. Yaptı şurası geldi. Oy, çok şükür. Oh, hapşurasım geldi, hapşurdum. Tamam gençler, kapatıyorum. Sakin bir video oldu. Bir önceki video da sakindi. Bu da sakin oldu. Sonraki bakayım ne var listemde benim, ne çekecekmişim. 50cc'lik motor hakkında videolar çekecekmişim arkadaşlar. Ona bir bakayım ben bir. Bakayım hangi motordan alabilirim. Bundan sonraki değil, kanalımda herhangi bir zaman yayınlarım. Orada izleyebilirsiniz. Orada herhalde motora bakarken daha bir heyecan şey olacağım ya böyle. Nasıl desem enerjik olabilirim. Biraz mola veririm, dinlenirim. Biraz havalandırır, bir de sıcak da var arkadaşlar. Evde sıcak. Öyle yani. Tamam hadi kapatıyorum ben gençler. Bay bay. Anasını satayım. O kadar konuşma yaptık. Kayıt almayı unutmuşum lan ben telefonun şeyin. Vallahi kayıt almayı unutmuşum.